Evet sevgili canlar dostlar, merhaba, ben Cem Kervan. Kurtarıcı geldi adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Devam ediyoruz. Geçen hafta Meryem Ana'nın bir hamdı vardı. Onu deyiş haline getirdim. Bu sefer Zekeriya Peygamber'in bir hamdı var. Onu deyiş haline getirip sizinle paylaşacağım. Nihayet Elizabeth'in doğurma vakti gelince bir erkek çocuk doğurdu. Elizabeth'in komşuları ve akrabaları Mevla'nın ona çok merhametli davrandığını duyunca hep beraber sevincini paylaştılar. Bebek 8 günlükken sünnet düğününe geldiler. Yahudilerde sünnetler genelde 8 günlük olunca oluyor. Ona babası Zekeriya'nın adını vermek istediler. Elizabeth buna karşı çıktı. Olmaz. Adı Yahya olacak dedi. Ona nasıl yani? Ailende Yahya isimli kimse yok ki dediler. Sonra Zekeriya'ya dönüp işaretlerle bebeğin adını ne koymak istediğini sordular. Hani konuşamıyor ya. Zekeriya bir yazı levhası istedi. Adı Yahya diye yazdı. Herkes şaşırdı. Birdenbire Zekeriya'nın dili çözüldü. Hakk'a hamd ederek konuşmaya başladı. Bütün komşular derin bir huşuya kapıldı. Yahudiye'nin dağlık bölgesinde yaşayan herkes bu olayları konuşuyordu. Çocuğun nasıl biri olacağını merak ediyorlardı. Çünkü Mevla'nın özel bir şekilde ona himaye ettiği belliydi. Yahya'nın babası Zekeriya Allah'ın kutsal ruhuyla doldu, şöyle peygamberlik etti. İsrail'in sultanı olan Hakk'a hamdlar olsun. Çünkü o halkına yardım edip onlara manevi esaretten kurtardı. Ezelden beri mukaddes peygamberlerinin ağzıyla aynen vaat ettiği gibi kulu Davud'un hanedan soyundan bize kudretli bir kurtarıcı gönderdi. Artık düşmanlarımızdan ve bizden nefret edenlerin elinden kurtarılacağız. Bunu ecdadımıza merhamet etmek için yaptı. Böylece ecdadımızla yaptığı mukaddes antlaşmaya sadık kalmış oldu. Bu antlaşma Hakk'ın atamız İbrahim'le içtiği anttı. Bu antla Hak bize düşmanlarımızın elinden kurtaracağına söz vermişti. Öyle ki korkusuzca ona ibadet edebilelim. Ömrümüz boyunca onun önünde pirupak ve erdemli insanlar olabilelim. Sana gelince yavrum, kendi oğluna diyor. Sana gelince yavrum, yüce yücesi Hakk'ın peygamberi olacaksın. Mevla'nın önünden gidip insanları onun gelişine hazırlayacaksın. Onun halkına kurtuluşu nasıl bulacaklarını anlatacaksın. Bu kurtuluş günahlarının affedilmesinden gelir. Hakkımızın müşfik merhametiyle üzerimize yücelerden nur doğacak. Tan doğar gibi. Bu nur kim? İsa. Karanlıkta ve ölüm korkusu içinde yaşayanlara ışık saçacak. Bizi selamet yolunda rehber olarak yürütecek. Zamanla Yahya büyüdü ve ruhani yönden kuvvetlendi. İsrail halkına Hakk'ın kelamını tebliğ edeceği güne kadar kırsalda yaşadı. Buna göre bir deyiş yazdım ve paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Soyundan bize kudretli bir kurtarıcı gönderdi. Hak kulu Davud'un soyundan bize
kudretli bir kurtarıcı gönderdi. Bizden nefret edenlerin elinden kurtaracak kurtarıcı gönderdi. Bizden nefret edenlerin elinden kurtaracak kurtarıcı gönderdi. Tandoğar gibi nur doldu, karanlıktakiler saf ışık gördü. Kervanım tandoğar gibi nur doldu, karanlıktakiler saf ışık gördü. Selamet yolundan tek reper oldu. Hak Mesih'i kurtarıcı gönderdi. Selamet yolundan tek reper oldu. Hak Mesih'i kurtarıcı gönderdi. Evet, hamdolsun, şükürler olsun. Öyle bir nur doğdu, bir ışık gördük. Ve onu takip ettik, ta ki kurtuluşa geldik. Siz de bu ışığı gördünüz ve takip ediyorsunuz. Onun talebi oldunuz. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum da yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.